Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu, Temmuz ayında gerçekleşecek olan Futbol Federasyonu Başkanlığına bir kez daha aday olduğunu açıkladı. Önceki akşam televizyonumuzun klasik spor programlarından olan Telefinal'e katılan Devecioğlu, adaylık çalışmalarına başladığını belirtti. İşte benim de görevim 2022'den beri bu federasyon mesela Nihat Özdemir istifa ettikten sonra Servet Yardımcı süreci yürüttü ve olağanüstü genel kurula götürdü. Orada büyük ekşi geldi bir yıllığına. Olağan genel kurulda tekrar 4 yıllığına gelmişti. Bugün evet. Bitti artık. Çünkü çok hata yaptılar. Hem Suudi Arabistan olayında, hem Süper Kupa olayında, hakemin dövülmesi çok olayında. Takımlar şeyden çekildi. Trabzon, sağdan çekildi. Evet. Faruk Hocan Karagümrük maçı hakeme. Trabzon maçında. Bunlar hepsi Türkiye Futbol Federasyonu'nun hanesine yazar. Herkes taraftarı suçladı, yöneticileri suçladı, hakemleri suçladı. Ben de federasyonu suçluyorum evet, kardeşim. Ben de diyorum ki federasyon suçludur bu konularda. Evet. Bu süreci yönetememiştir. Bir an önce istifa etmesi gerekmektedir. Eğer istifa etmiyorsa kulüpler bir araya gelerek o imza sürecini tamamlayarak federasyonu bir an önce genel kurula götürüp Türk futbolunun önünü açması gerekiyor. Ben de bu sürece katkı sağlıyorum. Benim hocam de, son 3 dakikamız evet, aday mıyız? Bu benim de görüşmelerim var. İşte bu evet, tablo netleştiğinde Kulüpler Birliği çünkü randevu aldı federasyondan. Bu tarihi netleştirecekler. Çünkü tarih netleşmesi önemli. Orada adaylık süreci başlıyor. Yine evet, biz kanunlara, hukuka göre davranıyoruz. Etik davranıyoruz. Ben geçen sefer de etik davrandım. 6 Haziran'a kadar hiçbir kulüple temasa geçmedim. Çünkü resmi ilanı bekliyordum. Şimdi de resmi ilanı bekliyorum. Ama hı, tabii ki geçen dönemden görüştüğüm kulüpler, üyeler İstanbul merkezde olsun, Antep, Adana, Trabzon, Samsun gibi illerle oradaki arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Ben süreci takip ediyorum ve aday olacağımı da ifade etmiştim.